Bir yılı yepyeni hayaller, umutlar, planlar. Hangi burçlar yükselecek, hangi burçların şansı artacak? Tüm bu soruların yanıtlarını ünlü astrolog Tuğçe Işınsu, Magazin 8 izleyicileri için verdi. ...2016 hangi burcun yılı olacak? Daha farklı bir sene. Yeni yıl kimlere şans getirecek? Paraya odaklı yaşayacağım bir sene. Hangi burçlar patlama yaşayacak? Beklentiler onların ayağına gelecek. Kimler sil baştan diyecek? Kadersel olaylar var. Hangi burçlar çok zorlanacak? Bu sene en çok zorlanan burçlardan biri. Aşkta kimler kazanacak? Evlenebilecek olan bir burç. Ünlü astrolog Tuğçe Işınsu 2016 yılının yıldız haritasını çıkardı. Yeni yılda hangi burçları nelerin beklediğini anlattı. Yine patlama tabiri caizse olabilir. Koç burcu. Koç burcuyla başlıyoruz. 21 Mart 20 Nisan aralığında doğanları temsil eden koç burçlarını ve bu burca sahip olan ünlüleri yeni yılda neler bekliyor? İlişkilerle ilgili güvensizlik, çok sıkıldığı ilişkide bir anda bitirme gibi konulara da gidebilir koçlar. İkinci yarıda, yani 2016'da biraz daha böyle Mayıs, Haziran bittikten sonra koçlarda daha da bir büyüme, hızlanma enerjisi olacak. Çok radikal ve büyük kararlar alabilir. 2015'te çok şanslı değildi. Belki kendi emeğiyle bir şeyler yaptı koç. Ama 2016'da çok şanslı ve bunun dışında en çok önereceğim konu gerçekçi olması. Boğa burcu. Şimdi sırada sakin yapılarıyla bilinen boğalar var. Cem Yılmaz da en ünlü boğa burçlarından biri. Bakalım bu yıl neler yaşayacak? Daha farklı bir sene. Özellikle ilişkilerini zorlayacak, sınanacak ilişkiler üzerinden boğa insanları ve yükselen boğalar. Sınava girmek üzere olan boğalar varsa mutlaka emin olmalı. Belki iki kere hazırlanmalı, daha çok çalışmalı. İlişki sorunları çok fazla var. Mesela ailevi ilişkilerin sorumluluğunu bu sene boğa burcu almak zorunda kalacak. Vergi, borç ve evlilikle alakalı bir takım sonuçlar olacak. Mesela ünlüler dünyasında boğa burcu olan, yükseleni boğa olan kişiler artık Mart ve Nisan'dan sonra imza atabilir. Bekar olmaktan sıkıldım diyerek evlenebilirler. İkizler burcu. Mayıs'ın son günleri, Haziran'ın başlarında doğanlar ikizler burcu. Tıpkı Kerem Bürsin, Diva Bülent Ersoy ve yakışıklı şarkıcı Kenan Doğulu gibi. İkizlere geldiğimizde eğitimle ilgili yeniden başlangıçlar. Bu ünlüler dünyasında da böyle. Mesela ünlüler dünyasında sporla ilgili, yine bu spiritüel konularla ilgili, yabancı dille ilgili eğitim alan bir sürü ünlü olacak. Ve bunlar yine medyada, haberde yapılacak. Ani evlilik kararı alabilir. İkizler burcu zaten hava grubu olduğu için bir takım konularla ilgili hızlı karar almayı sever. Yengeç burcu. Duygusal ve romantik yengeçlerin en bilinen ismi minik serçe Sezen Aksu. Onun romantik şarkıları da ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Acaba 2016'da romantik yengeçler neler yaşayacak? De sürprizlerle dolu, ilgi odağı olacakları, şöhret arayan yengeçlerde, mesela piyasaya yeni girmiş olan sanatçı adaylarında veya ekran yüzlerinde, yengeç veya yükselen yengeç olanlarda bu sene patlama tabiri caizse olabilir. Alıngan olmamalılar, lider enerjilerini kullanacaklar ve iletişim güçleri çok yüksek olacak. Aslan burcu. Lider aslanların en bilinen ismi güzel şarkıcı Sibel Can. Peki yeni yıl onun ve aslan burçlarının hayatını nasıl etkileyecek? Yeni işler, yeni ortaklıklar, yeni projeler, parayla ilgili büyüme. Yılın star burçlarından bir tanesi aslan ve yükselen aslanlar. Planlı olursa bütün ticari gücüyle çok ilginç sonuçlara doğru gidecek. Güven arayışı ile ilgili sorunu var. Yani doğru kişilere mi güveniyorum, doğru ilişkinin içinde miyim, iş ortağım bana uyumlu bir kişi mi gibi sorgulamalar olabilir. Bir şeyleri organize etmekte mutlaka bir ekip veya partnerle aslan çalışmalı. Yine beklenmedik gelişmeler bu sene aslandan yaşanacak. Başak burcu. Ağustos ve Eylül ayları Başak burcunun etkisi altında. Titizlikleriyle bilinen Başak burçlarına bir örnek de oyuncu Bergüzar Korel. 2016 yılında Bergüzar Hanım'ı ve Başak burçlarını neler beklediğini ünlü astrolog Tuğçe Işınsu şöyle anlatıyor. Evet, şimdi Başak burcuna geldiğimizde harekete geçiyorlar. Artık lider enerjisini mutlaka kullanmalı. Başaklar geçtikleri yıllarda hep başkaları için yaşadılar. Bu sene biraz da toplantılarda, sunumlarda, iş hayatında ön plana geçiyorlar.
yaratıcı olmalılar. Yaratıcılık alanında çalışan başaklarda zaten çok büyük fırsatlar var. Ailevi sorunlar olabilir. Ailedeki sorunları çözmek zorunda kalabilirler. Denge kurabilirler. Bilişim, satış, teknoloji, medya alanında çalışan başakları güzel gelişmeler bekliyor. İlişkilerle ilgili konular ikinci planda kalıyor başakların dünyasına. Terazi, Burcu, Megastar Tarkan'la aynı burçtan olan özgür ve yeniliklere açık teraziler. Peki 2016'da sizi neler bekliyor? Ruhsal arınma, spiritüel konular, bol bol yolculuk, çok fazla hırslı olmama gibi bir süreç aslında var. Yeni çevrelere giriyorlar ve her şeye istemedikleri takdirde hayır diyecekleri bir dönem. Mesela hırsları bir kenara bırakıp hayatlarında ne varsa onunla devam etmek isteyecekler. Akrep Burcu, 23 Eylül 22 Ekim tarihleri arasında doğan çekici akrepler. Dikkat çekici bakışlarıyla Akrep Burcu'na bir örnekte genç kızların hayranı Kıvanç Tatlıtuğ. Bakalım yakışıklı oyuncu ve akrepler için bu yıl nasıl geçecek? Evet, Akrep Burcu'na geldiğimizde paraya odaklı yaşayacağım bir sene. Para için birçok konuda fedakarlık yapacak, çok çalışacak. Ailesi adına da bunları gerçekleştirecek. İş gücü yükseliyor. Yılın yine şanslı burçlarından bir tanesi. Rekabette çok zorlanacak ve bunun dışında organize olması lazım birçok konularla ilgili. Yanlış aşk ilişkilerin içinde olmamalı. Yine o da enerjisini çeken, ona iyi gelmeyen insanları ayıklayacak. Birçok konuyla ilgili kendi girişim yapacak. Yay Burcu. Sırada neşeli yay burçları var. Güzel sesli Sertab Erener de yay burcunun kadınlarından. Acaba güzel şarkıcı ve yay burçları 2016'yı nasıl geçirecek? Ünlü astrolog Tuğçe Işınsu'dan önemli ipuçları geliyor. En star burçlardan yine bu sene yay ve yükseleni yay olanlar hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Şans, fırsat, yine beklentiler onların ayağına gelecek. Özellikle büyük oynamak tabiri caizse yaylara bu sene çok yakışıyor. Hiç ummadıkları yerlerde olabilirler. İnsanlar üzerinden fırsatlar elde edecekler. Kalabalık yerlerde bulunmalılar yaylar bu sene. Bunun dışında kariyer hedeflerinde her ne varsa bu sene onu artık elde ediyorlar. Ve bu sene yapacakları bütün girişimler önümüzdeki 5 yıllarını etkileyeceği için bir yayın mutlaka bunu düşünerek hedefliyor, adım atıyor olması lazım. Mutlaka aktif olacak. İnsanlarla ilgili objektif olmalı. Oğlak Burcu. Yılı uğurlayan oğlak doğumlular sarsılmaz yapıları, güçlü kişilikleriyle biliniyor. İşte burcunun kadını Hande Yener ve oğlak burçlarını bu yıl bekleyen gelişmeler. Diğer burca geldiğimizde oğlak burcunda kadersel olaylar var. Bu sene en çok zorlanan burçlardan biri oğlak olacak. Çok parlak değil, o yüzden mutlaka çok mantıklı olmalı. Zor bir yıl, özellikle sınanacak insanlar üzerinden, kariyeri üzerinden bazı darbeler alabilir. Bunlar karşısında çok serin kanlı olmak zorunda. Kova Burcu. Kararlı Kova Burcu'nun süperstar Ajda Pekkan'ı yeni yılı nasıl geçirecek? Siz de güzel şarkıcı gibi Kova Burcu'ysanız ekran başına. Kova'ya geldiğimizde psikolojiyle, mistik konularla, rüyalarla, metafizik alemle ilgilenecekleri bir dönem. Rüyaları çok çıkacak bu sene. Kova Burcu insanların yükselen kovalarda da yeni işe girebilirler. İşsizler iş bulacak. Ek iş olacak. Ek gelir kavramı söz konusu. Çok fazla yolculuk edecekler. Yılın aşkta en şanslı Burcu Kova Burcu. Kova ve yükselen kovalarda belki evlilik demiyorum ama en büyük aşkları yaşama potansiyeli çok yüksek olacak. Kova Burcu insanların da bu sene özellikle ünlülerde bir anda başlayan aşklar veya aşk gibi başlamayan bir ilişkide sürpriz gelişmeler gibi haberleri sizler de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Balık Burcu. Yürü yufka balıklar yeni yılda neler yaşayacak? Balık Burcu'nun en güzel kadını Beren Saat ve tüm Balık Burcu olanlar için ünlü astrolog Tuğçe Işınsu anlatıyor. Balıklarda bu sene evlilik olabilir. Evlenebilecek olan bir burç. Büyük anlaşmalar olacak ve cesaret sergilemeli. Özgüven konusuyla ilgili balıkların mutlaka kendini iyi bir yere koymalılar. Yani çok büyük fırsatlar gelirken ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım dememeli. İmza atacaklar. Çok büyük imzalar ve kararlar olacak bu sene balıklarda.